Öncelikle biz, herkes hoş geldi. Saygıdeğer meslektaşlar. Öncelikle biz biraz geç dahil olduk bu sürece. Ama görüyorum ki oda sayımız kaç, genel kurula gelen kaç. Bu bizim için çok üzücü. Bu konuşmalarla alakalı birlik, beraberliğin olmadığı bu ortada. Bu söyleyeceklerimle alakalı hiç kimse üzerine alınmasın. Kendi görüşlerimi beyan ediyorum yönetim kuruluyla birlikte. İnşallah hep beraber, birlik ve beraberlik içinde olur. 2 yılda bir yapılan bu seçimlerin bir önemi olmalı bizim için. Durumumuzdan memnun muyuz? Meslek odamız ihtiyaçlarımıza cevap verebiliyor mu? Yapılan bu seçimlerin bir amacı, bir gruba fayda sağlayacak şekilde elinde tutup, yönetimi elinde tutup, kimseye kaptırmamak olmalı. Yıllardır çözemedikleri sorunu yine kendileri seçildiklerinde çözeceğini iddia eden bir zihniyetin umutlarını, kendi umutlarımız çalmasına izin vermek istemiyorum. Şimdi söz sizde. Sizi daha çok protokollerin altında ezecek bir yönetim mi? Yoksa sizin menfaatlerinizi koruyacak bir yönetim mi? Meslektaşları bölen, ötekileştiren, bazılarını kayıran, yoksa kural, bazılarını kayıran mı? Yoksa kuralları herkese uygulayan mı? Sizi geçiştiren mi? Yoksa sorunlara gerçek çözümler üretebilen bir yönetim mi istiyoruz? Sermayeleri mesleği açan mı? Yoksa mesleğin özelliğini savunan bir yönetim mi? Sürekli geride kalıyoruz. Hep defans halindeyiz. Bu mesleği atağa çıkarabilmemiz için genç bir yönetimle sizden o istiyoruz. Barolar kendi aralarında savaş verirken lobileri o kadar kuvvetliydi ki yeşil pasaport hakkını aldılar. Eczacılar artan ilaç fiyatlarının zamlarını kendi menfaatlerine olan karlarını artırarak kar marjlarını sabit tutabildiler. Diş hekimleri diğer serbest hekimlerde e-reçete olmadığını biliyor musunuz? Hala sağlık sınıfından olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Gıdada işverenlerin insafına bırakılmış, sorumlulukları dışındaki talepleri yüzünden mesleğimizi yapamaz durumdayız. Belediyelerde ise gelecek siyasilerin iki dudağının arasındayız. Yıllardan bu yana kangren haline gelmiş yıpranma payı, özlük hakları, ek gösterge gibi sorunların çözümünde bir arpa boyu yol alınmamış. Bu bizim birlik ve beraberlik göstermediğimiz gösteriyor. Kendi şahsi görüşüm. Değerli meslektaşlarım, sevdalısı oldukları koltuklardan artık onları kaldırmanın zamanı geldi. Kimsenin adamı olmadık. Hiçbir siyasi ikbal ve maddi kaygıyla davranmadık. Mesleğimizde halk sağlığı adına gece gündüz çalışmaya devam ettik. Ömrümüz yettiğince de devam etmeye çalışacağız. Tek derdimiz meslek icrasının önündeki engelleri kaldırarak meslek itibarını sağlamak ve meslek barışını inşa etmek. Değerli meslektaşlarım, meslek örgütünü kişisel ikballeri uğruna kullananlara izin vermeyelim. Mesleği tekrar ayağa kaldırmak için sizden siyaset üstü mücadele için desteğinizi bekliyoruz. Meslektaşlarımızın da affına sığınıyoruz. Biliyorsunuz ki kısa bir süre önce bu yola çıkmaya karar verdik. Arayıp ulaşamadığımız arkadaşlarımdan teker teker özür diliyorum. Katılımlarınıza, oy hakkınızı kullanmanıza ve meslek odamızı sahiplenmenizi sizden şiddetle rica ediyorum. Gelin bu düzeni değiştirelim. Bunun için biz buradayız. Sözlerimi vatan şahimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir sözüyle noktalamak istiyorum. Bir tecrübe etsen senin aklında yatar. Bize insan hekiminden daha lazım fayda. Teşekkür ediyorum.